Kayıp Suudi gazeteci için Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda arama yapılıyor. Hem Suudi hem de Türk ekipler içeride bulunuyor. Son durumu konsolosluğun önünde bekleyen Fulya Öztürk'ten alacağız şimdi. Fulya, arama kaç saattir sürüyor? İzin neyi kapsıyor? Nedir son durum, aktarır mısın bize? ...13 gündür kayıp olan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı nerede? Kaçırılıp alı mı koyuldu, öldürüldü mü? İşte 13 gündür bu sorulara bir cevap aranıyor. Batı dünyasının bazı iddiaları var Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair. Hatta bu yönde bazı ses kayıtlarının, görüntülerinin olduğu iddia ediliyor, ancak 13 gündür ortada somut bir şey yok. İşte bu konunun araştırılması için bu akşam Türk ve Suudi heyeti başkonsolosluğa geldi akşam saatlerinde ve inceleme için, araştırma için düğmeye basıldı. Biz şu an Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun önündeyiz. Akşam saatler 18'i gösterdiğinde önce Suudi heyeti içeri girdi ve yaklaşık 1,5 saat sonra, yani saatler 19.30'u gösterdiğinde Türk heyeti içeri girdi ve hala içeride detaylı bir araştırma, inceleme yapılıyor. Bugün bu heyet konsolosluğa gelmeden önce hem Türk hem Suudi heyeti yetkililer İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ortak bir çalışma yaptılar öğle saatlerinde. Burada yapılacak aramanın, incelemenin ön değerlendirmesi yapıldı. Ve akşam saatlerinde de Türk ve Suudi heyeti konsolosluk binasının içine girdi ve hala incelemeler devam ediyor. Bu inceleme sadece binanın içinde yapılmıyor. Heyet dışarıda da, olay yeri inceleme ekipleri de bu noktaya geldi. Olay yeri inceleme ekipleri bahçede, hatta çöp kutularında, çatı katında da arama ve inceleme yapıyor. Şunu söyleyelim, içeride nasıl bir inceleme yapılıyor? Şimdi bir kere kriminal bir incelemeden bahsediyoruz. Zaman zaman bu odaların ışıkları kapatılıyor ve ekipler, olay yeri inceleme ekipleri odayı kararttıktan sonra kimyasal bir madde döküyor. Luminol denilen kimyasal bir madde döküyor ve ardından kızılötesi ışık, mavi bir ışık tutuluyor. Ve o ışık sayesinde herhangi bir kan izi, kan lekesi var mı yok mu, bu belirleniyor. Çok kapsamlı bir incelemeden bahsediyoruz. İçerideki heyetten bahsedecek olursak, inceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen bir başsavcı vekili var. Bir Cumhuriyet savcısı var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve olay yeri inceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı uzman personeller içeride. Kalabalık bir heyetten bahsediyoruz. Hem Türk hem Suudi heyetinin akşam 18'de inceleme için içeri girdiler ve hala inceleme devam ediyor. Peki bu arama için geç mi kalındı? Neden bu kadar bekledi? Daha erken yapılamaz mıydı? Şimdi kafalarda bu sorular var. Türk heyeti, Türk polisi soruşturma kapsamında inceleme yapmak istedi, ancak Suudi heyeti, Suudi Arabistan önce sıcak bakmadı. Hayır, içeride kriminal bir araştırma, inceleme yapamazsınız dendi. Ve tabii Türk polisi içeride kapsamlı bir araştırma yapmak istedi. Suudi heyeti buna sıcak bakmadı. İşte uzun süren müzakereler sonucunda artık ortak bir mutabakata varıldı ve artık bugün, zaten Cuma günü bu arada Suudi heyeti de Ankara'ya gelmişti. İşte o heyetle beraber bugün Türk yetkililer akşam 18'den itibaren içeriye girdi ve kapsamlı bir şekilde inceleme yapılıyor. Dediğimiz gibi önemli de görüntüler yakaladık burada. Kameraman arkadaşım Onur Özel'le beraber biz şu an konsolosluğun arka tarafındayız. Pencereleri, binayı net bir şekilde görebiliyoruz. Zaman zaman dediğim gibi bu odalar karartılıyor, ışıklar kapatılıyor, kimyasal bir madde dökülüyor odaların içine, binanın duvarlarına ve o kimyasal madde mavi bir ışık tutularak herhangi bir kan izi var mı yok mu, bu belirleniyor, bu araştırılıyor. Peki bu inceleme ne zaman bitecek? Bunun için net bir şey biz de söyleyemiyoruz. Bu biraz sonra da bitebilir, 1-2 saat sonra da bitebilir ve edindiğimiz bilgiye göre belki ara verilip sabahın çok erken saatlerinde devam da edebilir. Ancak kapsamlı bir inceleme, büyük de bir bina olduğu için incelemeler devam ediyor. Bir bilgi daha aktaralım. Konsolosluk binasındaki incelemenin dışında konsolosluk rezidansı da incelemeler.
incelenebilir. Ve aynı zamanda yine konsolosluğa bağlı araçlar, arabalar da inceleme altında olacak. Bunu söyleyelim. 13 gündür haber alınamıyor Cemal Kaşıkçı'dan. Tabii dünya medyası da yakından takip ediyor bunu. Batı medyasının geçtiğimiz haftalarda bir iddiası olmuştu Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair, ses kayıtlarının olduğuna dair. Henüz ortada somut bir şey yok. Bu konuyla ilişkin Türk yetkililerden de herhangi bir açıklama yapılmadı. Bakalım bu araştırmalar sonucunda karanlık bir nebze de olsa aydınlanabilecek mi? Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti nedir? Bunu görecek miyiz? Bunu da bu araştırmanın sonucunda yapılacak açıklama ve incelemenin detaylarını hep beraber göreceğiz diyelim. Ve sözü yeniden Suudi Arabistan Konsolosluğu'ndan size bırakalım.